Yarın sabah çiftliğe geri dönüyorum. Bu senin çiftlikte son günün halde. Yeter artık Serap. Ne istiyorsan yaptım işte. Söyle şu planların yerini. Seher jandarma hemen bulabilsin diye planları çekmeceye koymuş. Ama ben onları kimsenin bilmediği bir yere sakladım. Planları nereye sakladım biliyor musun? Muzaffer'in gizli kasasına. Doğru mu? Yalan söylüyorsun. Hayır, söylemiyorum. Oğlumun üzerine yemin ederim ki planlar orada. Kasanın yerini de sadece sen ve ben biliyoruz. Bir de şifresini. Ama yerinde olsam acele ederdim. Çünkü komutan o kasayı bulmadan bırakmayacaktır. Dinç Aslan çiftliğine gidiyoruz. Acele edin. Yeğenimin doğum tarihi. Bildiğimiz rahatsızlık için kusura bakmayın. Anlaşılan fena halde kandırıldık. İyi günler. Size de iyi günler. Haydi oğlum. Planları bulabildiniz mi? Maalesef Ekrem Bey, planları bulamadık. Çiftliğin her tarafı alt üst edildi. Ancak söylediklerinizi doğrulayacak herhangi bir kanıt bulunamadı. Siz Halide Şahin'e iftira attınız. Doğru değil bu. Planlar orada olmalı. Eğer bulamadıysanız doğru dürüst aramamışsınız komutan. Ekrem Çeliker, İncirlik Üssü'nün planlarının çalınmasına dair tek şüpheli sizsiniz. Bu da sizin dokunulmazlık belgeniz. Teşkilatla görüşmeliyim. Derhal Ankara'ya telefon açmak istiyorum. Beni burada tutmaya yetkiniz yok. Merak buyurmayın Ekrem Bey. Çok yakında sizi teslim almaya gelecekler. Davanız Ankara'da görülecek. Yerinizde olsam rahat bir uyku çekerdim bu gece. Bundan sonra uyuyamayacağınıza aşikar. Komutan.
Komutanım sizi bekliyor. Buyurun efendim. Gerekli tutanak burada. Gel. İrfan Bey, sizi göndermeleri isabet olmuş. Siz beni çok iyi tanırsınız. Bu adamlara derdimi anlatmam mümkün olmadı. Üzerinizde ciddi bir itham var Ekrem Bey. Hakikatin bir an evvel ortaya çıkmasını ben de çok arzu ediyorum. Bu ithamlar yüzünden teşkilatın zor durumda kalmasını asla istemem. Teşkilatla ilişkiniz zaten kesildi Ekrem Bey. Sizi Ankara'ya götürmek için geldik. Akıbetinize Ankara'daki sorgudan sonra karar verilecek. Seni hala? Planları bulamamışlar. Ne? Nasıl olur bu? Seher, sen dediğim yere koydun mu planları? Elbette abi. Nasıl soru bu? O halde nasıl bulamamışlar? Bilmiyorum. Çalışma odasında çekmeceye koydum. Hatta kolay bulabilsinler diye. O aptal hizmetçi Halide'ye söylemiş olmasın? Gülizar, hani mümkünatı yok. İyice gözünü korkuttum onu. Seher, iyi düşün. Başka birine söyledin mi? Serap. Serap mı? Ama böyle bir şey yapmış olamaz. Sen Serap'a mı söyledin? Allah kahretsin. Seher, nasıl böyle bir şey yaparsın? Abi, nereye götürüyorlar seni? Abim nereye götürüyorsunuz? Seher Hanım, lütfen. Tamam, bir dakika izin verin lütfen. Konuşayım abimle. Lütfen. Abi, ne oluyor? Merak etme Seher. Ankara'ya götürüyorlar. Sorgum orada devam edilecek. Ama çok uzun sürmez. Hayır. Seni bırakmayacaklar değil mi? Hı? Ne yapacaksınız abime? Abi ne yapacaklar sana? Seher, metanetli ol. Lütfen. Hepsi o kadın yüzünden. Halde yüzünden. Sana söyledim. O kadın senin felaketin olacak dedim. Dinlemedin beni. Bu kadar kafi. Buyurun Ekrem Bey. Abi. Abi ne olur bırakın abimi. Lütfen. Hoşça kal. Hanımım, misafiriniz var. Aslında Halide'yi görmeye gelmiştim. Meğer çiftliği geri almışsın. Evet Seher. Oğlumu da çiftliği de geri aldım. Bütün bunları nasıl geri aldın? Sorabilir miyim? Bu seni alakadar etmez. Evet, eder. Sen planlarımızı bozdun. Abimi götürdüler. Her şeyi mahvettin. Sen anlatmasaydın, şimdi abim yerine Halide tutuklanacaktı. Ben sana güvendim. Sana yardım ettim. Sen bunu nasıl yaparsın? Seher, ben sadece Halide'den istediklerimi aldım. Senin planını bozacak bir şey yapmadım.
Halide'nin bütün kağıtları imzaladıktan sonra yine de jandarmaya yakalanmasıydı isteğim. Ama olmadı, planlar yolunda gitmedi. Halide planları jandarmadan önce buldu. Sen anlatmasaydın, abim şimdi hür olacaktı. O vakit anlatmasaydın Seher, hem Ekrem de o kadar suçsuz sayılmaz ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.